partido al Real Italia en el sentido de que arrancamos muy bien el partido, contra el Italia hicimos gol, hoy sí hicimos gol, estuvimos dominando el partido hasta que bueno, ellos se acercaron y comenzaron a utilizar sus. Antalya maçına çok benzer bir maç olduğunu düşünüyorum. Antalya maçında da golü bulmuştuk. Maça iyi başlamıştık. Bugün de keza öyle oldu. Aslında ilk 25-30 dakikaya baktığımızda maçı iyi önde götürüyorduk. Domine etmiştik. İstediğimiz futbol oynayıp golü de bulmuştuk. Ta ki rakip biraz daha oyun etkinliğini koyana kadar. Tabii bu etkinlik sırasında da maçtan önce de bahsetmiştim. Gerek duran toplar, gerekse bireysel anlamda yetenekli oyuncuları, Gradel gibi topu alıp direkt olarak öne atak yapabilen oyuncularla beraberliği sağladılar. Ardından tabii devre arası oldu. İkinci yarıda daha farklı bir stratejiyle sahadaydık. Tekrar topa sahip olmak istedik. Ataklar gerçekleştirdik. Aslında o dakikalarda yakaladığımız fırsatları gole çevirebilseydik maçın hikayesi farklı olabilirdi. Tabii karşımızda tecrübeli bir ekip vardı. İyi oyunculardan kurulu bir ekip vardı. Gerek oyunu kontrol etmeleri gerektiğinde, özellikle topla kontrol etmeleri gerektiğinde farklı stratejileri olan, topsuz kontrol etmeleri gerektiğinde farklı stratejileri olan bir takımdı. Çünkü topsuz oyunda da gerek atakları faulle kesmeleri, gerek oyunun temposunu düşürmeleri gereken yerde yaptıkları hamlelerle bugün son dakikaya kadar taşıdılar maçı. Tabii rakip 10 kaldık, 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha yüklendik biz. Mental olarak artık kazanma isteğiyle atak yaptığımız dakikalarda maalesef kalemizde golü gördük ve bugün buradan mağlup ayrılıyoruz. Elbette bugün buradan alacağımız pozitif örnekleri, pozitif detayları cebimize koyarak ikinci maça daha iyi hazırlanmak istiyoruz. Ama onun ötesinde pazartesi oynayacağımız ligde tekrar Sivas'la karşılaşacağız. O maçla birlikte öncelikle kendimize, daha sonra tüm kamuoyuna Alanyaspor'un gerçek gücünü göstermek için sahada olacağız. Çok hayırlı.